Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nda bir kongredeyiz. Sakarya Lokantacılar, Köfteciler, Kebapçılar Odası Kongresi'nde. Tabii kongremizin çok önemli misafirleri var. Türkiye Lokantacılar, Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aykut Yenici. Efendim Sakarya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, Sakarya'da Lokantacılar ve Köfteciler Kebapçılar Esnaf Odası Kongre'desiniz. Yani. Çok da güzel bir konuşma yaptınız. Önce sizi kutlarız efendim. Olun, hakikaten esnafımızın daha huzurlu, daha rahat çalışması için bir sürü konulardan bahsettiniz. Evet. Burada da efendim tekrarlar mısınız? Lokantacılar için neler yapıyorsunuz? Neler oluyor Türkiye'de? Vallahi öncelikle tabii ben Sakarya esnafına çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı, çok güzel, çok seviyeli bir kongre oldu. Esnafa yakışan bir kongre oldu. Dolayısıyla öncelikle esnafımızın konusuna ve dertlerine ne kadar sahip çıktığını bu kongreye katılarak gösterdi. Lokantacılık sektörü son yıllarda çok önemli bir şeyle karşı karşıya, tehditle karşı karşıya, kayıt dışı ekonomiyle karşı karşıya. Mesela bizim mesleğimiz bir ihtisas mesleğidir, bir emek mesleğidir, sevgi mesleğidir. Ancak maalesef son dönemlerde hayat durur, boğaz durmaz mantığıyla sektörümüzde işi bilen bilmeyenin de lokantacı olduğu bir süreç yaşıyoruz. Tabii bu belli bir kültürü olan, ayı evren kültüründen gelen, bin yıllık bir kültürü olan bir teşkilatı son derece yaralıyor. Dolayısıyla hem insan sağlığını hem de ülke ekonomisini tehditler boyutlara geldi bu sıkıntı. Öncelikle biz bu kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına bir takım tedbirler alıyoruz ve sonra da unutulmaya yüz tutmaya başlayan ve Facebook'a karşı yenik düşmeye çalışan bir lokantacı kültürünü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitimler, işte bu kongrelere katılarak arkadaşlarımızı bilinçlendirme konusunda, demin Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi sanitasyon ve hijyen kurslarıyla daha sağlıklı, daha üretken ve işini iyi yapan bir kitleyi yetiştirmek için bir mücadele ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi adım adım gezerek teşkilatımıza bağlı bu 100 bin üstündeki üyemizi bilinçlendirerek, konularına sahip çıkmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken, daha kaliteli, hatta şöyle ülkenin turizmine ve ekonomisine katkı koyan bir kitle yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki bugün Türk mutfağı olmazsa turizm olmaz. Daha sağlıklı bir Türk mutfağı üretip daha sağlıklı bir turizm geliri elde edebilmek için insanların Sakarya iline geldikleri zaman bir ıslama köfteyi Türkiye'nin kendi kentlerine giderken yanlarında damak tadılarına götürmesini sağlamamak için sadece ıslama köfte açmak için ıslama köfte dükkanı açılmamalı. Islama evet. Köfteyi en doğru yapan ustalarımızın, o eski ustalarımızın o tereyağı kokusuyla o kırmızı biberle yapmış oldukları ekmeklere üstündeki köfteyi aynı kalitede korumamız lazım. Dolayısıyla bu bilinçli arkadaşlarımızın eğitimine katkı koymaya çalışıyoruz. Konu bu. Tabii Sayın Genel Başkanım, ıslama köfteyi o kadar güzel anlattınız ki. Teşekkür ederim. Biz 24 saat içinde olduğumuz bir ıslama köfteyi sizden ne güzel duyduk ama kabak tatlımızı da hemen ilave etmek lazım. Tabii etmek lazım. Ben çok da ben onu hakikaten Türkiye'nin birçok yerinde bizim mesela Aydın yöresinde de kabak tatlısı yapılır ama burada yapılan kabağın herhalde biraz da doğasal bir özelliği de var tahmin ediyorum. İşte bu bunları korumak lazım. Yani bakın şimdi siz bugün Sakarya'ya gelen bir iş adamı olarak belki burada ihtiyacınız olmasa bir berbere gitmezsiniz, bir konfeksiyoncuya gitmezsiniz, evet. Bir ayakkabı almazsınız. Ama mutlaka Sakarya'da bir ıslama köfteyi, bir kabak tatlısını tadarsınız, evet. Mutlaka yersiniz. Bu da ne demektir? Kentin ekonomisine katkı koymak demektir. Çünkü kentin içerisindeki insanların birbirleriyle alışveriş etmesi önemli değil. Mühim olan kente dışarıdan gelen taze ve sıcak parayı kentin ekonomisine sokarsanız siz burayı kalkındırırsınız. Onun için biz bu kadar önemli bir esnaf kesimiyiz. Dolayısıyla ben lokantacılık sektörünün ve pastacılık sektörünün artık çağın mesleği olduğunu düşünüyorum. Dünya bilimcileri 2000'li yılların sonundaki 21. yüzyılda dünyada 3 önemli şeyin kalacağını söylüyor. Bunların bir tanesi enerji, biri gıda, biri su. Suyun da %42'sinin tarımda kullanılan suyun tarımda kullanıldığını düşünürsek, onu da gıdanın içine alırsak dünya iki eksene oturacak. Gıdaya ve enerjiye. Biz gıda ayağında olduğumuz için kendimizi çok geliştirmemiz lazım. Sayın Genel Başkanım efendim. Makamınıza ve şahsınıza yaraşır çok güzel tablolar verdiniz. Teşekkür ederim. Sakarya Lokanta Odası iki başkanının kollarını kaldırarak başarılar dilediniz. Teşekkür ederim. İnşallah biraz sonra seçimde de biri yönetime geldi. Ancak siz efendim Sakarya esnafa bir mesaj verir misiniz efendim? Ben şuna inanıyorum. Biz yöneticilerin onların içinden çıkan birer insan olduğumuzu unutmasınlar. Biz bu gönlümüze kravat varsa ben de bir babanın yani 1912'de Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin 3. kuşak temsilcisiyim. Bir lokantacıyım yani. Evet. Neticede bugün bir yöneticiyim ama hakkımı korumak için
arkadaşlarımın ve benim hakkımı korumak için bu davanın peşindeyim. Ben şunu söylüyorum arkadaşlarımıza, teminle konuşmamda da söyledim. Odalarımıza ve yöneticilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla mesleğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Mesleğimizi bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor ki yasalar karşısında veya haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında biz de onları koruyabiliriz. Efendim çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok naziksiniz.